festivalin adı ne veya bu buluşmanın? 2-0 Turbofisay Teknikal. Herkes beni geçiyordu. Dayanamadım ya. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. 1000 artı bir araba var. Tabii Evo. Motoru 1200-1300 beygir. 100-200. Şu an kaç sürüyor aşağı yukarı? 3.5-3.6. 5 saniyeli bir araba yani. 5 saniye. Yani. Bu 7 ağırların kuralı. Ayrıca bugün özel Moskva alalım. İlker, Mikler, onlar stok hepsini geçer zaten. Evet. Fakirin umudu bu. Dedim ki 4 şeker olacak, manuel olacak. Erkek iş. Evet. Rokkoların arası en hızlısı diyebilirim. Bunun sesi bir ayrı bir güzelliği. MK3'ler arasında en hızlısı şu an. Kendini en temiz, hızını gösterelim. Stage 5 Plus. Hadi gazlamaya. Abi bu kameradan gördün mü bir araba? Belki de yalan konuşuyordur. DBN dosyasını gönder koçum. Yani ben eğer o koltuktaysam geçerim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an neredeyiz? İstanbul'dayız. Ama tam neredeyiz Kıvanç abi? Bu festivalin adı ne veya bu buluşmanın? 2-0 Turbofisay Teknikal. Bu 2015 yılında kurduğumuz bir grup. Her sene geleneksel biz buluşma yapıyoruz. Bu sene İstanbul'dayız, Kilios'tayız. Geçen sene Sapanca'daydık. Ondan önceki sene Ankara'daydık. Her sene konum değişiyor mu abi? Evet, her sene konumu değiştiriyoruz. Duruma göre şey yapıyoruz. Nereye uygunsa oraya göre değerlendiriyoruz. Oraya göre değerlendiriyoruz, aynen. Şimdi Kıvanç abi. İlk seni tanımayanlara, araba camiasında zaten tanıyanlar var. Sen kimsin? Ne zamandır bu camiadasın? İlgin nerede başladı? Nasıl başladı? Kendini bir kısadan tanıtırsan. Şöyle, ilgim 2006 yılında başladı. 2006 yılında golf almaya giderken yönümü değiştirdim, Seat aldım. Tamam. O Seat Leon'un, o MK2 kasanın ilk çıktı. Tabii bilmiyorduk tabii o zamanlar. 2.0 nedir, ne değildir. 1.6 pancar motoru aldık, gücümüz ona yetti. Onu tamam. Aldım. Tamam. Ondan sonra 1-2 buluşmaya gittim. O zamanlar SCT diye bir grup vardı. O buluşmaya gittim. Buluşmadaki o atmosferi gördüm. Ve gazlama videolarını gördüm. Orada izliyorduk. Herkes beni geçiyordu. Dayanamadım ya. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. Beni nasıl geçiyor falan. Tabii canım. Tabii. O zaman da gençlik yılları yani. Şöyle söyleyeyim. Yani 22 yaş, 24 yaş o civarlarda falan. Sonra 2-0 bir FR aldım. Ondan sonra Cupra aldım. Sonra bir Cupra daha aldım. Golf aldım, Rocco yaptım, gene Rocco aldım. Ve bunların hepsini güçlendirdin tabii ki. Tabii. Yani bu saydıklarım araba hepsi. Şimdi insanlar bilmediği için onun için diyorum yani. Yok yani. Hani 1.6 alıp 1.6 bırak. 500 beygir, en yüksek 700 beygire kadar. 2.0'ları öyle yürüttün ya. 2.0'ları yaptık. 15 senedir falan bu camiadayız. Bugün bizi burada neler bekliyor abi? Zaten bugün duyduğuma göre beni sağ olsun Kıvanç abi misafir olarak davet etti. Burada Antalya'dan, başka yerlerden zaten gelenler var. Aynen öyle. Yani. Güzel araçlar da bekliyor. İçeri baktım, güzel araçlar var. Evet, memleketin her yerinden geldiler. Bir sürpriz var galiba, 1000 artı bir araba var. Tabii Evo, Evo'muz var bir tane. Reşit Saral'ın Evo'su. İçeri girelim, yürürken, arabaları gösterirken istiyorsan biraz da orada sohbet edelim. Hem arabaları da görüntü olarak göstermiş oluruz. Tamam. Aslan. O zaman hep beraber içeri girelim. Abi, şimdi kimde kalmıştık? 1000 beygirlik Evo'dan başlayalım mı o zaman? Evet, aynen öyle. Birinci burada. Sıradan başlayalım. Burada. O zaman Evo'muzu gösterelim. Şampiyon burada. İş bitmiştir. Kolay gelsin abi, selamünaleyküm. Merhaba abi. Merhaba abi, hoş bulduk. Abi senin arabayı bir kısadan tanıtabilir miyiz? Tanıtalım. Çok duyduk, birkaç bilgi de senden alırsak. Araba ne, neyin nesi, neler yaptın, bir iki bilgi verirsen. Araç 2006 model. Araç modifiyeli araç bildiğiniz üzere. 68-70 turbo var. Motoru 1200-1300 beygir setuplu. Turbosu 1100 beygir. 1000 beygir, 950 beygir civarında kullanıyoruz. Şu an o 950 beygir 1000 beygir arası. Evet. Peki kaç senedir bu araç sende abi? 5 sene oldu. 5 sene oldu. Evet. 1000 beygire çıkarana kadar çok sıkıntı yaşadın mı abi? Tabii yaşanıyor. Değil mi? Her zaman her arabada olduğu gibi. Hele o rakamlara çıktın mı sorunlar da çıkıyor. Daha fazla oluyor. Aracımız böyle. Ama tabii ki de Evo ile gelmedi bu işe. Ben Turbo FSI'da yani Reşit abiden öğrendim. Ne öğrendiysem ondan öğrendim. Geçen buluşmada zaten onur plaketi verdik Reşit abiye. Teşekkür ederim. Kupra'da efsane süreler yaptı. Denenmeyeni buldu. Öyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim ya. En basitinden bak Aslancığım sana şunu söyleyeyim. Sadece bir boru için tamam mı? Manifold lifte alıyorduk arabayı.
50'lik boru yaptırıyordu, çıkıyordu, süre alıyordu. Olmadı. 55'lik yaptırıyordu, çıkıyordu, süre alıyordu. 60'lik yaptırıyordu. Yani doğruyu bulana kadar bir sürü argesini yaptı. Sonra bize doğruyu söyledi. Yani biz biraz hazıra konduk. Anladım. Açık söyleyeyim. Yani. Test oradan yürüdü. Evet. Siz de sonuçları değerlendirdiniz. Aynen öyle. Meydesini yediniz. Aynen öyle. Biraz öyle oldu. Şimdi Evo alacağız galiba. Gene bize yardım edecek. Peşini bırakmam. O zaman abi bir sesini duyabilir miyiz? Tabii. Şimdi abi 100-200 şu an kaç yürüyor aşağı yukarı veya hedef ne? Hedef var mı? Aşağı ya, yukarı tam şu, açık verme bak, sen. Bunlar söylenmez. İşte biz de hani söylenmez. Yalan da olsa biraz bir şey yani, olsun. Yani onu söylediği an. Yüksek de söyleyebiliriz. Yok şu an araba zaten standart kasasında ağırlığında. Tabi biraz yürüyeninde filan hafiflemeler var. 3.5-3.6 yürüyor. Aslan 3.5 yürüyen standart arabalardan yani. Spor arabalardan. Senin bilgin çok iyi. Evet. Hangisi var? Mesela elektronik araba dersek Tesla Plaid 4 olması lazım. McLaren 720S 4.5. Yani desene McLaren'e saplarız. Aynen tabii açık. Ki. Yani. Aynen o 4.5 yapıyor mesela 720S, 765'ler onlar 4.3 falan yapıyor. Ve biz bunu 4 silindirden alıyoruz ha. Aynen. Yani 4 silindir onu demek araba. İstiyorum 2 litre 4 mükemmel silindir. Aynen. Mükemmel. Ha bir tane var 2.5 milyon euroluk Rimac var elektronik araba 1900 beygir o yaklaşık 3 yapıyor. Ha o yaklaşık. Ama 2.5 milyon euro ve 2000 beygire yakın araba yani elektronik. Sorun onun için değil. Kıyasada turboyu büyüttün mü 3'te koşarız biz abi. Koşarız. Hayır aslında abi. Hangi seviyeden Türkiye'de konuşuyoruz? Türkiye'de Adem abi var Spidey zaten. Tabii. O senelerde drag yarışı yapıyor. Türkiye drag şampiyonu. Evo'su da 100-200, 2-8 gidiyor. Mesela. Turbomuz filan aynı. Manifoldumuz Adem abiydi ama o daha çok drag girdiği için bizden 200 kiloya yakın hafif. Bakkala giderken bile 3-1, 3-0 gidiyor araba. Yani aslında konuştuğumuz seviyeye bir bakmak lazım. Hani dil olarak sayıyı öyle basit söylüyoruz da. Evet. Ama aslında nasıl ciddi rakamlar olduğunu, milyonlar harcaman lazım ki böyle bir araba alabilmen için piyasada eğer seri halde varsa tabii ki o da yok genelde. Yok. Tabii o aracı yapmak için bir 120 bin, 130 bin dolar para harcıyorum. Aşağı yukarı Bugatti Veyron galiba 4.9 falan koşuyor 100-200, 4.8, 4.7 gibi. Ve üçlü saniyeler öyle bir saniye ki yani... Çok öyle bir G yiyorsun aynen, ki G kuvveti ya kusarsın yani o derece. Aynen. Ya hızlanmayı bir beynin algılayabilmesi lazım. Aynen öyle. Bir gün 2-3 yaptığımda bu gözlüğün arka koltuğa fırladığını gördüm. Ciddi basınçlar olmuş ya tabii ki. Aynen. O zaman teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz. Bakalım bir daha neler varmış. Abi görüşürüz. Teşekkürler. Şimdi abi bu da bir Evo. Bu da bunun küçük kardeşi mi oluyor? Aynen. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Hoş bulduk. Kimsin, araban, ne, onu bir tanıtmak istersen. İnan Çarmak'ta ya. Biz de Reşit abiyle Kupa'dan tanışıyorduk. Kupa'dan sonra böyle bir şeye bizi buraya itti sağ olsun. Motor Forged, 62 bin turbo var. 286 tonelinin egzantrikleri var. 1700X enjektör var. Şu anda pompa benzeri var. Bekliyoruz. Beygir aşağı yukarı ne kadar? Yani süre aldık pompa benzini 7 küsür. Eğime göre değişiyor. Pompa benzini 7 küsür süremiz var. Güzel güzel. Hedef ne? B30'da 6 küsürler yeter. Yok ya, sağlıklı. Beni geçse yeter. Seni geçse beni geçse bırakacak setup'ı. Yani senin arabaya da şey geleceğiz bu arada. Uğraşmayacak. Evet. Abi diyor seni geçeyim diyor. Başka bir şey almayacak. Akşam başımın tacısı. Abi kardeş bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Eyvallah. Ay vay kay. Erman kaya kardeşler. O zaman Kıvanç abi daha göster bakalım neler varmış. Teşekkür tabii, tabii. Ederim. Görüşürüz. Evet şimdi Cupra'dayız. Kıvanç abi bu arada Hüseyin abi nasılsın? İyi aslan. Bu araç sahibi şu an burada değil, sen tanıtıyorsun. Evet. Arabayı bir tanıtacak mısın? Senin de zaten çok emeği geçti bu arabayı. Araç sahibi Antalya'dan bir kardeşimizin, Emirhan'ın. Evet. Abi ben daha önceden motosiklet kullanıyormuş. Abi bana motor gibi hızlı bir araba yapabilir miyiz dedi. Tamam. Sağ olsun Kıvanç da bu konuda biliyorsun Kıvanç abinin. Evet. Yapalım dedi, hızlandıralım hani. İşte bir Cupra istedi, aldık. Aldığımızda arabanın birkaç eksikleri vardı. Birkaç mı? Yani baştan bayağı, yaptık. Bayağı, bildiğin baştan yaptık arabayı. Baştan zaten aldığında gelirken kırıldıydı araba. Leşti. Sonra Adanza'ya. Tabii Kıvancı da ipi Kıvancı'ya bırakınca Allah ne verdiyse. Ben doldurdum. Gırtlak doldurdum. Hayır dedim ya alınacak. Arabada şu anda bayağı küçük. Tabii olması gerekenden fazla tabii ki de malzeme var. Bunda 3076 Gen 2 turbo, şilik, eksantrik, PRH şapka, Porsche enjektörler. Porsche enjektör.
kol, piston. Peki bunu toparlamak, bu hale getirmek ne kadar sürdü? Aşağı yukarı 2 ayımızı falan aldı. Ya yani parçalar burada olmadığı için onu. Ya tabii ki beklemen yukarı lazım. Aynen. Getirmesi, yani işçilik şudur budur. O zaman aldığımız paraya göre de aşağı yukarı 22 bin dolara yakın bir para verdik. Şey, 25 bin dolara yakın para verdik yani. Aşağı yukarı 450 bin dolara. Arabayı alıyorsun, aşağı yukarı 25 bin dolar da yatırım yapıyorsun. Tabii. Sonucu buna bunlara benzeri bir şey oluyor. Yani bu şu anda 5 saniyeli bir araba. Yani 5 saniyeli. Yani 100-200'ü 5'li. Bir iki süre aldı. Gayet de güzel. Kilit de var bunda. Şu an plastik. Kaç beygir aşağı yukarı? Gene aşağı yukarı nereden baksan 550'nin hayır fazlası. Fazlası vardır yani. Fazlası. Yani şey olarak bir de şimdi şöyle böyle arabalar için dyno'da ölçemiyorsun. Anladın mı? Yani aldığın güce ya süreyle zaten aşağı yukarı anlıyor. Yani gayet yani yüksek yani. Bunun şu anda setup'ı 850 civarı. Hani turbo desteklemez. Turbo benim tahminim yani. Şu an bu araba 650-700 beygir civarı. Şu anda. Evet. Tabii bu yeterli mi sahibi için yoksa insan hiç ya, doyamıyor da ondan evet, dolayı. Evet bak onu diyecektim. Bu öyle bir şey ki bugün 5 saniye indiriyoruz. 2 hafta sonra abi 1 saniyede indirebilir miyiz diye ne oluyor? Bu arabayı bir daha baştan. Sıfırdan yapmak. Baştan oluyor. Yani bu doyumsuzluk var yani. Ama parası varsa neden olmasın? Tabii parası olduktan tabii, sonra. Tabii para olduktan sonra. Ne kadar para o kadar süre. Aynen. Bu işler oldu. Böyle. Sağ ol o zaman şey. Hüseyin abi. Vanç abi görüşürüz. Birkaç araba daha gösterecek. Hadi gel. Biz de onlara bakalım. Gel. Evet Vanç abi. Burada da golferimiz var. Bu 7 ağırların kralı. Yani 7 ağırların. Türkiye'de yapılmış şu ana kadar en hızlı 7 araba. En hızlı TSI diyelim. Evet. En hızlı TSI diyoruz. Bu arabayı biraz anlatır mısın? Neyi var, neyi yok? Araç stage 5. Yani kol, piston, yay şapka, Westgate, Big Turbo, 62 milim. Zona'nın turbosu var burada. Ayrıca bugün özel NOS bağladık. İçeride. Bugün özel mi? Bugün özel. Yani hava filtresi var. Olabilecek Snow Mat kit var. Aşağı yukarı kaç beygir şu an? 700-750 beygir civarıdır bu araba. Diyorsun. Evet. Evet. Yani tabii şöyle şimdi yani 5 civarı koşan arabalardan emsal aldığım için o yüzden söylüyorum. Şimdi bu kaç koşuyor aşağı yukarı? Bu da 5 civarında koşuyor. 5 civarında. 5 civarında. Gitar, miter onları stop hepsini geçer zaten. Evet. 200'den sonra işin rengi hacim ya o başka değişiyor. Ama normal burada biz 2 litre 4 silindirden konuşuyoruz. Evet. Öbürü 16 silindir 4 turbolu. Evet. Yani başka bir şey yok. Bu başka ondan değil. Sonra aynı. Antalya arabası bu. 4 Antalya'dan ha? Evet Antalya'dan geldi. Antalya arabası. Bugün de denemesi var. Bugün de denemesi bakalım var. Bakalım ne olacak. Aynen. O zaman teşekkür ederiz. Sürprizleri açacağız. Eyvallah. Görüşürüz. Abi başka ne var bize göstermek istediğin? Abi. Sen hayal et ben göstereyim sana. Abi senin zaten damak tadını biliyorsun. Şimdi hepsine baktık. S3 bakmadık. S3 bakmadık. Evet. Tamam. Ama S3'e daha sonra gelelim. Şimdi size MK3 bir Cupra verelim. Aa bak bunun rengi çok hoşmuş. Al sana Vız Cupra. Vız Cupra. Evet. Vız Cupra'nın sahibi kim? Güzel renkli. Ah işte geliyor yakışıklı. Merhabalar. Merhaba. Arabayı bir tanıtır mısın? Neyi nasıl? Bu normallerindenmiş. Çok yüklü değil. Çok yüklü stage değil. Stage 2 yazılım var. Kaç beygir aşağı yukarı? Aşağı yukarı 400-450 yakıta göre. Yakıta göre değişiyor. Yani düşün yani bak para harcamadan da gayet güzel. 450 beygir dediğinde tabii günlük hayatta. Yani 8'li saniyeler çok rahat koşar. Ve bu araba için çok başarılı. Mükemmel. Ve başın ağrımıyor. Stage 2. Tabii. Fazla uğraşmıyor. Fazla masraf yok. Yani ailenle al, bin. Ya pikniğe git, tatile git. Aynen. İstediğini yapabilirsin. Bunlar da önemli abi. Böyle tabii ki de. Tabii ki de. Lazım. Para harcamadan da aynen. Gayet güzel. 450 beygir çok büyük. Yani ciddi bir güç bence. Küçümsememek lazım 450 beygiri. Artık aynen. Hani biz şımardık, alıştık. 500, 600, 700, 800, 1000 falan derken. Ama aslında 400 beygir mesela 10 sene 15 sene önce 400 beygir dedim mi çok farklı bir şeydi ama artık öyle bir arabalar var ki piyasada. Evet, teknoloji çok gelişti. Evet, her şey çok gelişti. Oldu o zaman teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi gelelim benim Düldül'e. Şimdi abi senin arabaya geldik. Sen evet. Sen zaten davet ettin. Yolda beraber geldik. Eyvallah. Abi bunu süpürge makinesinden mi çaldın lan? Oğlum bu fakirin umudu bu. Fakirin umudu. Tabii, fakirin umudu bu. Niye küçümsüyorsun bu kadar arabaları? Ya niye biliyor musun? Şimdi bak 10 senedir araba yapıyorum. Ha. Bak ya, yaptığım arabaları da ben sana anlattım. Evet. Ulan para harcamadığın tek araba. Gerçekten. Yani para harcamadığın. Öbürleriyle kıyaslarsa. Öbürlerin yanında tek araba ya. Peki buna sevdan nasıl abi? Ha. Ya da böyle soralım. O kadar araban vardı. Herkesin gönlünde böyle bir araba var ya. Benim de geçmişte arabaların arasında gönlümde olan bir arabalar var mesela. Evet. Sendeki hangisi mesela? En çok böyle dediğin 1-2 hangisi? Valla Cupra'm vardı. Çok hızlıydı.
Bir de o zamanlar piyasada da çok hızlıydık. Rockcom çok iyiydi, çok güzeldi. DSG problemi vardı, tutunamıyordu. Dedim ki iki çekere bir daha binmem. Dört çeker dedi. Dört çeker dedim. Golfer aldım. Golf 6R aldım. Ha, bundan önce bir de golfer aldım. Tabii. Golfer aldım. Golfer'da da tamam dört çeker de DSG bizi mahvetti. Dünyalara harcadık arabaya. DSG zaten sıkıntı oluyor abi yüklü güçlerde. Evet. Engelliyor çoğu şeyi. O yüzden ne yaptım? Dedim ki dört çeker olacak, manuel olacak. Erkek işi. S3 geldi. S3 geldi. Bu arada güzel atış atıyorsun abi. Alevli alevli. Ya, yapıyoruz işte bir şeyler. Şu an abi ben az çok arabayı biliyorum. Kıvanç abiyi de zaten tanıyorum. Abi senin bugün zaten süre durumun da var. Evet. Evet. Aşağı yukarı. Süremizi aldık. Süremizi aldın. Aynen güncel süre yani arada bir değiştiriyoruz biz süreleri. Basınca nefse göre ayarı yüksek alt. Aslancığım şöyle söyleyeyim mi? Yani şunu bezle sileyim. Beli geliyor 10 beygir geliyor yani öyle söyleyeyim. 10 beygir. Devamlı yani geliyor yani bir şeyler. Bugün aldığım süreyi belki yarın alamıyorum. Belki çok daha iyisini alıyorum. Ama günlük de değişebiliyor abi. Günlük de değişebiliyor. Hava şartları bile değiştiriyor süreyi. Hele ki mesela bütün koltukları söküp çıkardığın tabii zaman. Tabii ki de. Değil mi? Aynen öyle. Şu an kaç beygirdesin abi? Yani şöyle söyleyeyim. 3076 turbomuz var. Tamam. Bu turbonun maksimum gücü zaten 750 beygir. Maksimum. Yani turbonun canını aldığımızda 750 beygir ben size güç veririm. Bu arabanın da yapacağı 650-700 beygir civarı. Aşağı yukarı. Evet. 5-6'da süresi var şu an. 5-6-100-200 evet. Şu an süre alıyorsun. Aslan abi bence daha fazla detay bu arabaya bir özelliğe gelir. Değil mi? O zaman ne yapalım saklayalım abi biliyor musun? Bu arabayı biraz saklayalım. Tamam. Tamam. Buna özel bir video çekelim seninle. Senin için özel, özel bir gün ayarlayacağım. Bir dozu yapalım. Tamamdır. Gel başka bakalım. Başka. Evet abi şimdi hangi arabayı tanıtıyoruz? Şimdi bütün hepsini tanıttık işte. Bir Rocco kaldı. Rocco kaldı. Merhaba. Merhaba. Aslan. Ben de Aslan. Şimdi arabayı bir tanıtır mısın? Ne var? Ne yok? Ne şöyle ilgisi? Geçeyim ben. Aynen mikrofon gel. Sende abi. Kıvanç abi sen başta istiyorsun. Sen biliyorsun zaten bütün setup'ı senden aldık neredeyse. Yani o da doğru. Evet. Bundan önce de ben Rocco yaptım. İyi süreler koşuyordu yani 5-5 koşuyordu arabada. Ama gece yani boynuz kulağa geçti öyle söyleyeyim. Gayet güzel, gayet başarılı araba. Arabada zaten maksimum her şey var. Yani bir nos bağlamadım şu an arabaya. Yoksa limitte yani. Tabii tabii. Şu an, nossuz şu an limitte. Halde limitte. Nossuz 35-82 gibi bir turbo var. Bu turbo 850 bir beygir güç üretiyor. Standartlarında yani maksimum gücü. Tamam. Tutunabilirse o gücü getiriyor. Ama tabii ki de arabada orijinalinden kilitli diferansiyel olduğu için. Evet. Yani Volkswagen bize bunlara kıyak geçmiş. Mesela hiçbir arabada yok. Ha bunlar da var. Bunlar da var. Aynen. Şu an geçmiş. Kaç beygirdeyiz bunda? Yani limitlerdeyiz diyelim mi? Limitlerdeyiz yani. Limitlerdeyiz. Aynen. Limitlerdeyiz. Yani benim tahminimce 750 çok rahat. Rahatlıkla veriyor. Çok rahat. Süre olarak bir şey var mı söyleyeyim? Süre hiç almadık. Biz yani ne yalan söyleyeyim. Daha zaten araba yeni bitti. Ha şimdi daha yeni bitti. Tabii değil mi? Dün topladım. Bugün için hazırlık yaptık. Toplamış. Bugün burada. Aynen. Bugün burada gerekeni yaptık. Şöyle söyleyeyim. Geçen sene, geçen sezon bütün yarışlarda vardı. Evet. Hiç geçen sezonu hiç şey yapmadık. Aksatmadan. Yani. Aynen. Hiç yani stop görmedik yani. Öyle evet. Ya yani hiç geçilmedi. O zaman da turbosu küçüktü. Küçüktü. 3076 turbomuz vardı. O zaman kaç beygir daha şoförü? O zaman da işte benim tahminim 5-5 falan koşuyordu o zaman. 5-5? Evet. Küçük yani. Turboyla. Küçük turboyla. Küçük turboyla. Küçük turbo dediğimiz gene yani 750 beygir. Yok hayır beygir, yani mizah anlamlı diyorum. Ha yani. Hiç de küçük değil bana göre. Onunla kıyma çekilir. Aynen. Aslancım. Aynen. Bu gerekeni yaptığını düşünüyorum bugün de. Güzeldi yani. Ben memnundum. Rocco'ların arasında en hızlısı diyebilirim. Rocco'ların sesi güzel diyorlar. Evet sesi güzel. Sesi... Bunun sesi bir ayrı bir güzel yani. Dinletebilir miyiz bir? Yani dinletelim. O zaman teşekkür abi, ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Kıvanç abi sırada ne var? Şimdi MK3 tanıtmıştık size. Abi böyle görüyorum ya. Çok gaza geliyorum ya. Valla. Arabayı satayım. Ya yapalım sana bir da ya. Bir alayım. Bendensin. Malzemeler bende. Rahat ol. Ustamız da var. Her şey var diyor ne? Burada MK3'ümüz var. MK3'ler arasında en hızlısı şu an. En hızlısı MK3'ler evet. Arasında. Merhaba. Merhaba. Arabaya bir motoru gösterebilir miyiz? Tabii. Bu arada baya desen ve güzel duruyor. Hani sade ve güzel. Bu arabamızda ne var ne yok? Neyin nesi? Arabamız stage 3. Stage 3. Motor içimiz stok. Ama motor içimiz stok ama gerekli bütün parçalar arabamızda kendim montajını da kendim yaparak
her şeyini tamamladım. Yani bir altyapı hazırlandı. Sadece forjet motor. Allah izin verirse yapacağız. Turbo ne var? Turbo IS 38 Bit Mamba 3076. Of 550. Aynen 500 beygir şu an 2 bar basıyoruz. Çiçi. Şu an 500 beygir demek. 500 beygir şurada süre aldık. 7.20 geldi. Avans yok arabamızda, yakıt yok. Pompa benzinli. Yakıtsız 7.20 geldi. Evet. Yani bakkala giderken 7 koşuyor adam. Aynen öyle. Bakkala gidiyor 7 koşuyor. Bu arada şimdi başka sayıları söyledik ya. Aha. 7 biraz anlamayanlar için hani 4'ün 5'in yanında farklı gelebilir de arkadaşlar mesela E63S 2017 model 612 beygir ya aşağı yukarı 7.2 7.6 falan koşuyor. Evet. Yani onun boyutunda arabalarla burada yani o araba üzeri konuşuyoruz burada. O boyuttaki arabalar. Şu arabayı yakıtlayayım. Avansını açayım. Bak uzun daha sonra 7 mi koşuyor 6 mı koşuyor. Çok rahat. 6 koşar mı abi? Koşar. Ya sen bana bırak. Yani yakıtsız böyle koşuyorsa. Ama bak düşünsene. Yani Bosa Göneri bir yapmış ki. Şu arabadan 550 beygir güç alıyoruz. Ve motor içine girmiyoruz ya. Daha girmeden. Hiçbir şey yapmadan. Forjet yapmıyoruz. Çok büyük masraf etmeden. Aynen aşırı öyle. Büyük. Bayağı bir başarılı araba. Bence de. Diyorsun. Bence de. Arabamızda, ve çok güzel arabalar. Arabamızda ince amfitre kitimiz var. Bartek emme manifoldumuz var. Ön pompamız var. Mamba 376 hibrit 1 yıla turbomuz var. Regic Line yağ yakalama tankımız var. Tekrar Regic Line yağ soğutucumuz var. Bartek su büyük radyatörümüz var. Evet. Yine güzel. Bartek yardımcı burada radyatörümüz var. APR bobinlerimiz, APR bujilerimiz, turtle pipe borularımız, charge pipe borularımız, forge intercooler. Yani bütün destek var. Tek forjet yok. Tabii. Peki DSG için ne yaptın? Kaçırmıyor mu? DSG şu an Kıvanç abi kaçırmıyor. Şu an 1.92 bara kadar bastık. Üstünü de zaten bizim Zonguldak'ta 3, 4, 5 yapamıyoruz. Yolumuz yok. Biraz sıkıntı buraya gelince işte site yol sanıyoruz. Yapalım. Destek evet, istiyoruz. Aynen. Basamıyoruz. Yol yapalım. Mutlaka lütfen yol yapalım. Frenlerimiz var arabada. Ön 370 milim. Sadece ön tarafı büyütmedik. Oo frenlere bak. Büyüttük. Arka tarafta büyük frenlerimiz var. 356 milim arka tarafta. Yani diyorsun ki gittiği kadar da dursun araba. Aynen. Biraz, o da önemli abi. Yani, önce can güvenliği. Can güvenliği. Duralım abi arabayla. Artı arabadan bir dezavantaj bu. Yani ben sevdiğim için bu işleri. Arabamda kapılar beton. Yani çok üst seviye bir yalıtım var arabamda. Müzik sistemini sevdiğim için. Yani müzik dinlemeyi sevdiğim için arabada yalıtım. Ama yalıtım bizi yavaşlatmaz mı? Yavaşlatıyor abi. 40 kilo civarında bir yalıtım var arabada. Bir yerde fedakarlık lazım. Fedakarlığı söyleyeyim mi? Zayıflaması lazım. Evet, 110 kiloyum bu arada. Zayıflarsa o fedakarlık olur. Ama 70 kilo olması lazım. Olacak o zaman. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ekstra işte benim arabamda olanlar bunlar. Eyvallah. Teşekkür ederiz o zaman. Çok sağ olun. Kıvanç abi. Evet. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada galerici gibi olacak ama Türkiye'nin en temiz kupasını gösterelim. Mavi tek burada galiba. Evet, kupra. Başka yok. Doğru. Türkiye'ye son giren kupra biliyor musun bu? Yani MK2 kasa Türkiye'ye en son giren kupra. Başka da gelmedi. Sen temiz dediğine göre bir şey vardır. Ne anlamda diyorsun mesela? Şöyle söyleyeyim. En yüklüsü, yani malzeme olarak en yüklüsü, en temizi. Temizden kastım boya badana değil. Kilometrede olarak iç aksamının temizliği. Kilometresi kaç şu an? Araç sahibine sormak daha iyi. Ben aynen. 30 binde biliyordum en son. 30 bin kusurdayız abi şu an. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Arabayı bir tanıtabilir miyiz? Ne var? Dur ben böyle geçeyim. Aynen. Aracımız Stage 5 Plus. Alt takımı Plus ne oluyordu Fatih'ciğim? Abi Plus ne oluyor? Şimdi emmesi, kilidi, eksantri olmayan arabalar da Stage 5 izliyor. Tamam. Biz burada bir polemiğe giriyoruz bu sefer. Biz şimdi arabaya emme takıyoruz, kilit takıyoruz, alt takım yapıyoruz, fren yapıyoruz. Bizim araba Stage 6 mı oluyor? Öyle bir durum yok. Plus diyoruz. Benim için hiç önemli değil. O isterse onu olsun. Evet abi. Biz yani, malzemeyi takalım. Önemli olan tabii. Aynen. Motoru mu gösterebilir miyiz? Tabii ki. Manisa Ekotek bayi olarak biz arabaya müdahaleler ettik. Sadık Beyaz Süleyman Oğuz olarak. Araçta bir takım değişiklikler yaptık. Örnek, çok basit bir örnek. Kıvanç abi söyledi bana da. Eldor bobin. Yani servis bobini. Tamam. Ateşlemesi daha iyi diye. Üstünde NGK vardı. Hemen söktük onları. Çünkü aracımız Stage 5. Ateşleme yukarılarda bize yetmedi yani. Tamam. 8 enjektörlü emmemiz var ama biz bunun 4'ünü kullanıyoruz. 4'ü kapalı. Oralara da farklı bir sistem düşünüyoruz. Yani yarın öbür gün ben buna bir 4 enjektör daha koyarım diyor. Evet. 6.
ya da... Bu arada arkadaşlar, sizin hangi arabalar hoşunuza gidiyor? Yorumlarda kendinizi belirtebilirsiniz veya şu anda size gösterdiğimiz arabaların arasından en çok hangisi hoşuna gitti veya hangisiyle belki bir video çekmemizi istersiniz. S3, S3. S3. Kesinlikle. S3. Şu an kaç beygirdeyiz aşağı yukarı? 600-620 vardır herhalde. Vardır. Evet. 600. Zaman olarak 600. Bir şey ölçtünüz mü aşağı yukarı? 5'in içinde alırız şu an. 5'in içinde evet. Aşağı yukarı bir şeyler alırız. Ben Taypar'dan gelmeyeyim. Kıvanç abim olmasaydı ben 2 TFSI binemezdim. Evet. Like bekliyorum. Yani. Hondacıları yedik. Hepsini baga çekeceğiz. Oldu o zaman. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Kıvanç abi. Evet. Şimdi ne diyorsun? Sona mı geldik? Şimdi, bitti mi? Ya yok da? Biter mi ya? İlk çıkan turbo FSI'lerden biri. Yani bütün arabalara baktık. Mesela Golf 5 GTI hiç göstermedim. Evet. Halbuki birkaç tane var ama göstermedin. Niye göstermedin? Aynen öyle. Şurada bir tane var. O zaman onu gösterelim. Hadi gel gidelim. Merhabalar. Merhaba Fatih Bey. Aslan. Bu arabayı kısadan bir anlatabilir miyiz? Stage 3 ayarında K04 setup. Onun haricinde yani yürüyen olarak para harcanmış bir araba. Pist odaklı. Evet, pist odaklı abi. Onun haricinde de 5 GTL'den arasında çok düşük kilometrede çok güzel bir kondisyonda bir araba YNT. K04 kit, sway barları falan var. Yani amaç ne biliyor musun? Bizim gibi rol değil, amaç. Evet. Çıkayım piste, aha. Piste iyi süre kasayım. Zevki bağlayayım. Aynen öyle. Süre alayım. Ben mesela piste çıkamam. Pist evet. İçin bir dünya para harcamam lazım. Yani gerçekten pist işi biraz pahalı. Daha farklı. Çok daha pahalı. Çok, zaten yazılım farklı yapılması lazım. Çok aynen öyle. Dikkat edilmesi, daha aynen farklı öyle. Konular var. Evet. Yazılım olarak APR var. APR'ın da filtre kiti vardı. Öyle bir şunu değiştirdi Can abi. Peki şu an aşağı yukarı kaç beygirdi? S3. Yani ortalama 330, 350. 350 civarı verir. Tahmini öyle bir şeydi. Evet. Evet. Ama standarttır yani. Rigid'dir araba. Hep sabit. O güçlerin aha. içindedir hep yani böyle. Aynen 350 ama sabit 350. Evet yani. Arabanın standart zaten 200. Aynen. 200. Yani şöyle 150 beygir gibi. Ya bir de piste çıktın mı çok limitlerde hep sürdüğün için evet, bazı evet, şeyleri evet. kısman piste lazım. Piste çıktığında çok beygir gücüne ihtiyacın yok. Aynen zaten atıyorum 100 önden çeker. 100 kilometre pist sürüyorsun. Sanki 1500 kilometre yol yapmış gibi bir şey. Aynen olur. Öyle hemen yağını boşaltman lazım. Aynen. Yağ soğutucusu var mı arabada? Ekstra yağ soğutucusu ya. Var abi. Onun haricinde frenler Panamera'nın kaliperi var. 370 olması lazım abi. Disk çapı. Bana mı soruyorsun? Yok ben sadece Teytalalı ilerliyorum. Tamam evet 370'miş evet. Beyler. 370 Panamera. 6 piston frenleri var. Yani hala güncel olarak harcamalarına devam ediyor. Old piston falan siparişini verdi. Aha. Yani üzerine 50-100 beygir daha katabilir. Turbo aldı. En son TTH 450 almış olması lazım. Onunla birlikte yeniden bir setup yapıp yani piste daha iyi süre için tabii yine pist modunda. İşte 400-450 beygirlere getirip bir standarda alıp arabayı o şekilde keyif alıyor. Oldu o zaman. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Kardeşim, teşekkürler abi. Evet Kıvanç abi. Yemeklerimizi yedik. Arabalarımızı gösterdik. Evet. Bugünümüzün o zaman sonuna geldik. Hayır biter mi? Nasıl yani? Daha gazlayacağız ya. Olur mu öyle şey? Ha rol bu var. Bu kadar araba. Niye geldi sanıyorsun? Doğru. Yani bir rol olması lazım değil mi? Bir olacak mı kesin? Tabii. O zaman ne yapalım abi? Hadi gazlamaya. Role gidelim. Birkaç görüntü alalım. Tamam. Sonra da kapanışı yaparız artık. Tamam. O zaman rolden sonra görüşmek üzere.
on the bench, on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First with the Beamer, now I want the Benz. Spending on the battery, yeah, I go again. Abi bu kameradan gördün mü bir araba? Kapışırken? Sen 360 çekmedin mi? Her açıdan. Çektim. Ya bazen böyle şeyler oluyor. Mesela yani benim araba şu an 5-6 yürüyor. Evet. 5-2 süre alan arkadaşla kapıştığımızda mesela ben geçebiliyorum. Nasıl oluyor? Belki o an fites atma biraz daha yavaştır, biraz daha hızlıdır. Belki de yalan konuşuyordur. Onu bilemeyeceğim. Kayıtlar var mı abi? İbo! DBN dosyasını gönder koçum. Kesinlikle yani bir şey var bunda. Aslında abi söyleyeyim, ben dedim bayağı çekişmeli olacak. Hatta dedim belki karşı taraf biraz daha burnu ucu hafiften de olsa önde olabilir diye, ama bizi her zamanki gibi şaşırttın. Aslancım be. Yani bir Kıvanç İlhan faktörü vardır, tamam mı? Bak plaka KV ne kadar DBN süresi iyi de olsa, yani ben eğer o koltuktaysam geçerim. Sorun yok. Bayağı iddialısın. Öyle her zaman iddialı. Arabanın zaten her yerini boşalttın abi. Koltuk, moltuk hiçbir şey yok. Yani pikniğe gitmiyoruz, yarışa gidiyoruz. Ama deminden beri şikayetçisin. Belim ağrıdı. Ya Allah kahretsin ya. Yarış işi bitti ya. Hemen takacağım yine. Aynen. Isıtmalı, soğutmalı koltuğumu. Normal moda geçeceğiz. Yani normal moda. Arkadaşlar benim için güzel geçti abi. Güzel bir organizeydi. Çok çok zevkliydi. Sağ ol her şey için. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu arada kanala abone olup like atıp kendinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. En sevdiğiniz arabalar olabilir veya hangi arabaları çekelim sizler için. Beraber de çekebiliriz. Zaten tabii. Senin bu arabayı da çekeceğiz abi. Çekeriz tabii ki de aslanım. Böyle de bu videonun sonuna geldik abi. Güzel bir videoydu. Sağ ol o zaman her şey için. Ne demek? Arkadaşlar siz de kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.